Merhabalar değerli Habertürk.com takipçileri. Ben Yiğit Karaduman. HT Spor ekranlarına Damalı Bayrak programına hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Geçtiğimiz hafta Imola Grand Prix'sindeydik. Emilia Romanya'daydık. Ve Ferrari'nin evinde bu sezonun ilk sprint yarışını gördük. Beklentiler çok yüksekti. Hem İtalya olmasından dolayı hem Imola ekstra olarak Ferrari'nin yüksek performanslı bir sezon geçirmesi. Aslında tek beklenti şuydu. Ferrari burada duble yapar. 3 kim olur? Ama işte Formula 1'in güzelliği burada. Hiçbir zaman öngörülen olmuyor. Bakalım bu hafta sonu Imola'da neler oldu? Antrenmanların birinci seansında Leclerc ve Sainz liderliğini korurken arkalarında Verstappen vardı. Sıralamaların ilk seansında Q1'de Albon'un arka lastiği patladı. Daha doğrusu gerçekten patladı. Yanma ve beraberinde bir patlama söz konusu oldu. Seans ara verildi. 7 kez dünya şampiyonu Hamilton ise elenmekten son anda kurtuldu diyebiliriz. Zaten bu sezon Q1'de elenmeleri var. Ve bundan dolayı aslında Hamilton'ın Q1'de elenmesi sürpriz olmazdı. Ki zaten dediğimiz gibi son anda kurtuldu. Q1'de elenen isimler Tsunoda, Gasly, Latifi, Ocon ve Albon oldular. Alfa Tauri için de evindeki hafta sonu hiç de iyi başlamamıştı. Q2'ye geldiğimizde birkaç dakika sonrasında yağmur ihtimalleri konuşuluyordu. Q2'nin en dikkat çekici olayı ise Sainz'in spin atarak seansı bitirememesi oldu. Q2'nin elenen isimleri ise George Russell, Mick Schumacher, Lewis Hamilton, burada elendi Lewis Hamilton, Guanyu Zhou ve Lance Stroll oldular. Q3 beklendiği gibi yağmur altında gerçekleşti. İlk olarak Magnussen pistten çıktı ama ustaca bir şekilde toparlayarak aracında hasar almadığını gördükten sonra toparlayarak seansına devam etti. Birkaç dakika sonra Norris kaza yapınca artık seans durduruldu ve devam etmedi. Sıralama turları sonucunda sprint yarışının gridinin ilk onu şu şekildeydi. 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Norris, 4 Magnussen, 5 Alonso, 6 Ricciardo, 7 Perez, 8 Bottas, 9 Vettel, 10 Sainz. Guanyu Zhou ile Pierre Gasly bir kazaya karıştı. Buradan mağlup ayrılan isim Guanyu Zhou oldu. Yarışı bitiremedi. Guanyu Zhou bu temastan sonra yarış dışı kalmış oldu. Ve 5 tur sonrasında tekrar yarış başladı. Sprint yarışının da aslında beklenen heyecanı vermediğini söylemek mümkün. Verstappen son turda Leclerc'i geçerek liderliği aldı. Daha doğrusu son tura girilirken Leclerc'i geçti. Sprint yarışından sonraki durum şu şekildeydi. 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Perez, 4 Sainz. Sainz 10. başlamıştı sprintte. 4'e kadar çıktı. Tam 6 sıra ilerlemiş oldu. Zaten sprint yarışının biraz da mevzusu artık buna dönmüştü. Arkadaki pilotlar yukarı çıkmaya çalışırken risk alabilirlerdi. Ama üstteki pilotlar yarışa arkadan başlamamak için daha güvenli, daha sakin sürmek istiyorlardı. Verstappen ise Leclerc'i geçerek çok büyük bir avantaja sahip oldu. Ki zaten bu avantajı da yarışta kullandı. Yarış gününe geldiğimizde ise ciddi bir yağmur vardı. Pilotlar yağmur lastikleriyle yarışa başladılar. Leclerc çok kötü bir kalkış yaptı ve hem Perez'e hem Norris'e geçilmiş oldu. Hemen ardından Ricciardo ile Sainz bir temas yaşadılar. İkisi de pistten çıkarak çakıl havuzuna girdiler. Ricciardo'nun ivmesi vardı. Aracını piste doğru çekmeyi başardı. Çakıl havuzuna gömülmedi. Ama aynı şeyi Sainz için söylemek çok mümkün değil. Sainz çakıl havuzuna gömüldü. Aracını kurtaramadı. Ferrari'nin bir pilotu yarış dışı kalmış oldu. Ferrari tarafında duruma bakacak olursak birinci pilotları Leclerc 2 sıra gerilemiş oldu. İkinci pilotları Sainz ise ilk turdan yarış dışı kalmış oldular. Aslında yarış gerçekten Ferrari için çok kötü başlamıştı. Hiç bunu beklemiyorlardı. Hem Ferrari hem tribünlerdeki binlerce Ferrari taraftarı. Alonso ve Hamilton bir kaza geçirdiler aslında. Daha sonra bir temas yaşadılar. Ardından Alonso aracın durumunu sordu. İyi mi, devam edebilir miyiz diye. Ama aracın yan karenajı ciddi hasar almıştı ve bundan dolayı da Alfin Alonso'yu yarıştan çekmek zorunda kaldı. Hepimizin bildiği gibi bu tarz ıslak zeminlerde ilk piti yapmak çok önemli. Zeminin ne kadar kuruduğunu test etmesi gereken pilotu herkes bekliyor ve bu pilot Imola'da Ricciardo oldu. Ricciardo dedi ki zemin kuruyor, ben kenara gelip silik lastiklere geçmek istiyorum. Ama bir yandan da diğer pilotlar hep kenarlara, daha zemin ıslak, daha zamanımız var şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Ricciardo silik lastikleri geçti, orta hamurlara geçti. Bir iki tur diğer pilotlar ve takımlar onu gözlemlediler ve ardından hemen baktılar ki gerçekten zemin kuruyor, silik lastikler işe yarayabilir. Çoğu pilot hemen pite geldi ve silik lastikleri geçtiler. Bu pit stoplar sırasında Leclerc Perez'i pitte geçmiş gibi görünse de bir iki viraj sonrasında hemen Perez yerini geri aldı. Belki de yarışın en can alıcı noktalarından birisi 53. turda gerçekleşti. 53. turda Leclerc Perez'e daha çok yaklaşmak için ivmesini arttırdı, daha hızlı sürmeye başladı. Varianti 6'ya geldiğimizde ise aracın kontrolünü kaybetti ve spin atarak duvara çarptı. Çok ciddi bir hasar yoktu. Araç yola devam edebilirdi ama aracı yola sokana kadar tekrardan 9. sıraya kadar gerilemiş oldu. Ardından geri kalan turlarda ise Leclerc önündeki araçları ne kadar geçebilirse o kadar kârdır düşüncesiyle temposunu arttırdı
ve geçmeye başladı. 6. sıraya kadar çıktı Leclerc. Bu arada ise şampiyonadaki en büyük rakibi Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. Verstappen Grand Slam yaparak yarışı kazandı. Bu sezonun ikinci Grand Slam'ini gördük. İlk Grand Slam Leclerc'e gelmişti ve şimdi onun rakibi Verstappen Grand Slam yapmış oldu. Grand Slam nedir diyecek olursak hemen çok kısa notumuzu düşelim. En hızlı tur, yarış kazanma ve öncesinde ise pole pozisyonu. Bu üçünü aynı hafta sonu yapan pilot Grand Slam yapmış olmakta. Ve aynı zamanda Red Bull 2016 Malezya'dan beri ilk kez duble yapmış oldular. Verstappen ve Perez ile beraber. Lando Norris ise çok temiz bir sürüş yaparak gerçekten etliye sütlüye karışmadan 3. oldu ve podyumu hak kazanmış oldu. Yarışın sonuçları şu şekildeydi. 1 Max Verstappen, 2 Sergio Perez, 3 Lando Norris. Bunlar podyumu kazanan isim oldular. 4 George Russell, 5 Valtteri Bottas. Valtteri Bottas bu arada hemen bir parantez açalım. Gerçekten Alfa Romeo'da çok mutlu olduğunu sürekli dile getiriyor. Resmen Valtteri Bottas Mercedes'ten çıktıktan sonra Alfa Romeo'da yeniden doğdu. Çoğu kişi sezonun başında Bottas'ın orta sıralarda ve orta alt sıralarda yarışacağını düşünürken Bottas üst sıraları zorluyor ve ciddi bir şekilde zorluyor. Tam tersi ise Russell ve Hamilton'ın ciddi problemleri var. Gerçi Russell birkaç gün öncesinde demişti ki aracın dalgalanma harici çok büyük bir problemi yok. Ama şunu da hemfikir, Mercedes beklenenin çok altında, Bottas ise beklenenin çok üstünde. Bottas 5 demiştik, 6. sırada Leclerc var. Leclerc evinde beklenen performansı veremedi maalesef. Bu sezonun belki bir numaralı şampiyonluk adayı Verstappen'le beraber. Tabii ki bu biraz tecrübeye dayanan bir durum. Biraz şansa dayalı, biraz takıma dayalı, biraz morale dayalı bir durum. Ama artık bu 4 yarış sonrasında netleşmiş oldu. Bu sezonki şampiyonluk savaşı Verstappen ve Leclerc arasında geçecek. İki eski arkadaş arasında geçecek. Ferrari'nin bu yarışı bitiren tek pilotu Leclerc 6. sırada. 7 Yuki Tsunoda, 8 Sebastian Vettel, 9 Kevin Magnussen, 10 Lance Stroll, Alfin pilotu Fernando Alonso ve bir diğer İspanyol Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışı bitiremediler. Bu sonuçlar sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde. 1 Charles Leclerc 86 puanla, 2 Max Verstappen 59 puanla, 3 Sergio Perez 54, ardında George Russell var 49 puanla, Sainz 5. 38 puan, Norris 6. 35 puan, Hamilton 7. sırada 28 puan, hemen arkasında 8. sırada Bottas var 24 puan, Ocon 9. sırada 20 puanı var. Magnussen 10. sırada 15 puanı var. Takımlardaki durum ise şu şekilde. Ferrari liderliğini koruyor 124 puanda. 2. sırada Red Bull var 113 puanda. Mercedes 77, Alfa Romeo 25, Alfin 22, Alfa Tauri 16, Haas 15, Aston Martin 5 ve Williams'ın 1 puanı var. Formula 1'in bir sonraki durağı 6-7-8 Mayıs tarihlerinde Miami olacak. Biz de yarışın ardından hemen bu ekranlarda sizleri yarışı değerlendireceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.